Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir hikayeli korku oyunu videosundan hepinize selamlar. Yaklaşık bir sene önce, hatta biraz daha fazla oldu, 13-14 ay falan oldu. Bu serinin ilk oyununu kanalda oynayıp bitirmiştik. O da müthiş keyifli, müthiş gerilimli bir seriydi. Mutlaka izlemenizi öneririm. Kanaldaki oynatma listelerinden zaten bulabilirsiniz onu da. Şimdi geldik ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuz çıkalı bayağı oluyor. Fakat Türkçe yaması yok diye başlamamıştım. Artı oyun ilk çıktığında sanırım çok buglarla dolu falan çıkmış. Steam'de çok kötü oylar almıştı. Şimdi hem güncellemelerle o sorunlar düzeltilmiş, hem de oyunun Türkçe yaması çıktı. Yani daha doğru, daha düzgün bir şekilde başlayabileceğiz oyuna. Sanırım başlıyoruz. Tamam, yine aynı olay mevcut. Bir dolaptır falan filan sanırım içlerine, altlarına girebiliyoruz. Yani dolabın altına girmeyelim de. Odalarda hareket etmek için W'ye basmam lazımmış arkadaşlar. Bu bilgi olmasa yapamazdım büyük ihtimal. Evet, hazırız. Hadi bakalım. İlk bölüm biraz hikaye odaklı geçecektir diye düşünüyorum. O yüzden belki biraz sıkılabilirsiniz. Ama çok önemli. Eğer seriye devam edecekseniz, izleyecekseniz ilk bölüm çok önemli. Hep beraber şimdi şöyle bir hikayesine hakim olalım. Hocam uzaktan bakınca bir an popo deliği sandım. Bak işte o ilaçları katma. Bak yine bir ilaçlı bir şey var. İlk oyunda da vardı. Eski kötü anılarımızı kaybetmemize yarıyormuş ilaç. Ne oluyor lan? Ha, yine bir ilaçlı bir şey görünce büyük ihtimal anılarımız depreşti. Oha! Oyun böyle mi başladı? Abi gerizekalı mısın, oyunun başlamasına niye şaşırdın diyebilirsiniz. Bir hikaye falan bir şey bekliyordum da. Alzheimer'la ilgili bir şey geçti altta. Bir alttaki yazıyı bir okuyalım arkadaşlar hep beraber, sonra hareket edeceğim. Ama çok iyi başladın şu an. Harbi diyorum, çok iyi başladın şu an. Artı şey yok mu ya? Fenerimiz falan bir şeyimiz. Ha, sağ tıkla bunu kullanabiliyorum ama boş diyor. Aha, bir şey buldum. Amonyak şişesi. Bunu kokladık mı her şey biter. Bir şey diyeyim mi? Bütün seri biter. Aman diyeyim, öyle bir hata yapma. Özellikle bir de genzine doğru çektiğin zaman. Bir şey diyeceğim, oyunun görüntüsü biraz... Şu an YouTube'da nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama... Ne oluyor? Hedef menüsü mü? Allah razı olsun. Ne oluyor oğlum? Kankam... Keşke bir bana şu an şey yapsan. Referans... Bir şey, o geldiği yerden gidebiliyor muyum? Gidebilmem lazım, bok giderim. Adam... Havalandırma canavarı mı? Bu ne? Ananı avradını satayım, öldük ki. Yo, açtım. Oğlum çok saçma şeyler oluyor şu an, bir dakika. Bir dakika, harbiden öldük. Beni bir öldürsene ya, kral. Beni bir öldür, harbi diyorum, beni bir öldür. Dur, salacağım şu an. Oğlum, Osmanlı askerimizi ne tokat vuruyorsun, öldürsene. Bu tip ne lan? Ha, başladı mı, ne oldu? Zaten kaçamıyor muymuşum? Ha, bir dakika. Filmlerde de olur ya böyle ön sahne. Onun gibi bir şey yaşadık galiba. Lan o zaman iki direneydim ben, hani orayı başladı sandım. Neyse, hadi bakalım. Bir hikaye falan bir şey versin yani, güzel olur. Yine aynı yere atıyormuş. Evet, çok güzel. Yine deneylerle ilgili bir olay var. Aynen, rahibe olayları ilk oyundan arkadaşlar. Biraz bağıntılı. Save Ralph. Evet, doğru. The only way to survive was burying them so far down inside ourselves and to move on. Richard Felton, Oriana Gallo, Professor Wyman, the Ashman sons, Stefano and Gloria. Ablacığım bitmeyecek galiba. Ahmet Yalçın falan diye beni de say istiyorsan. And so did I. So you chose to forget. For 49 years, I left a part of me behind at that time. Aga be. I did everything they asked of me. Forget. But one day, that missing puzzle piece resurfaced, like dirt. Ortam şeye benzemiyor mu? Titanik'te de Rose'u alıp konuşturuyorlardı ya böyle yaşlı haline. And always has been. Onun gibi. Sometimes it is a song, lullaby, or a certain item. But for me, that missing puzzle piece was a special person, a lonely one. Tamam ablam, sen ağlama, bir ailen her zaman burada senin ya. Sen ne zaman bir ailen burada, değil mi gençler? Biz 50 bin abone olarak, 50 bin tane çocuğum var, harçlık ver lan. Herkese 1 lira verse, battı kadın. 1973, hadi bakalım şimdi Dark'a mı bağlıyoruz?
Önemli olan nasıl değil, ne zaman yaptığımdır babamı. Alo? Evde yoklar, gidelim. Yes. Hello. Who is this? Aha, telefon sapı. Harbi diyorum, telefon sapı. Beni de arıyorlar. Bay sitesinden falan arıyorlar bazen. Kapatıyorum yüzlerini. The girl is here. Shall I leave? Hüda verdi. Aha biz. Başrolüz arkadaşlar. Bu biziz. Bu biziz, haberiniz olsun. Lan ne güzelmişiz ha. Kolu kırmışız. Arkadaki bayrağı tanıyamadım. Merhaba. Bayrağa bir bakabilir miyim hocam? İtalya ile Meksika bayrağı arasında gidip geldim tam şey yapamadığım için. Merhaba beyefendi. İş görüşmesine mi geldim? Ne oldu? Kolum da kırık bir yandan. This is not a tourist resort, nor a playground. Breaking an entry? Larceny! What plans did you have for that gun? For God's sake, Jennifer, Bu adamın silahını mı çaldık? No anymore. It seems you are a magnet for trouble. From what I'm reading, you caused a lot of hassle, especially... Bu arada minicik bir virgül koydum buraya. Bize Jennifer dedi fark ettiyseniz. İlk oyunda da Felton'un kızı mıydık ne öyle bir şeydi. Fakat sonradan Felton kendisi mi Jennifer'a dönüşüyordu? Ne oldu? Saçma sapan bir şeyler oluyordu. Unuttum, hiç boş verin siz bu dediklerimi. Siz alta odaklanın. Other girls similar to you ended up straight in juvie. Did you know that? All I can do is apologize. I can assure you I know. Yani zamanı geri alamayız. Özrün kabul edilmesi lazım. What are you running away from? You are safe here. Sana güveneni sikeyim. Hiç güven vermiyorsun bana şu an. Kusura bakma da. Very well. We will have to talk about this again. Considering what has happened, I have made arrangements to give you new chores. You will help Eliza in the kitchen. But sir, you will do your best. I've always done my best here. I seriously doubt that. When you become of age, bir şey diyeceğim ama mutfak olayına neden o kadar tepki gösterdik? But until then, you are under my care and you will do as I say. Ay tabii prensesiz, ben uğraşamam öyle mutfakta falan. Şimdi şu ortamı tam çözemedim. Yatılı bir okulda mıyız? Adam sen benim eskiden kız kardeşim dedim de... He? Eskiden benim kız kardeşim dedin dedi. Bir dakika. I have organized to have her transferred to another facility. They will be coming to collect her next week. You may leave. Lan Allah'ın belası, korktum öyle de olur mu önümde ya? Dur geleceğim. Adam bana eskiden kız kardeşimdin gibi bir şey dedi. Bunu... Ne yapıyorsun kızım, ne yapıyorsun? Bunu manevi anlamda mı dedi bilmiyorum. Make sure that the two of you don't get him agitated after his parents' death. Mr. Ashman Jr. did everything by himself here. What happened to them? Dead, my dear. Like all those who grow old. And I'm sure the mourning sped up the process. Evet, yani bir gün herkes ölecek, onu demeye çalışıyor. Have you seriously not heard of it? The convent just went up in flames one day. Even this building was partly damaged. A dozen nuns died in that fire. Mr. Ashman's sister, Gloria? That's terrible. Bizim olay. İlk oyundaki. They practically went blind. They had gone mad. And that Dr. Wyman? Sure as hell didn't help them. Poor girl. She was locked up in there by her own parents. Why? Hi, Jen. Oh, Andrea. Merhaba. Start with room 213. Partnerimiz mi hocam bu da bizim? Beraber mi temizliyoruz? Sen 213, ben 212. Ortada buluşuruz. 212.5'ta buluşalım. Did Mr. Ashman have something to do with it? Shh! Lower your voice. You'll get us thrown out of here. Oğlum şu hüdavi hadi gitsin başımdan ya. Git lan, tamam ben temizlerim. Oh God. Obviously. Aman. The parents didn't like this at all. So they sent him to a family relative in the north and his sister Gloria to the convent. If it were me, I would have done the opposite. For him, the arrangement only lasted a few months. For her instead? Well, that's another story entirely. He had always been mommy and daddy, sweetheart. Kapı herhalde rüzgarla kapandı. Şimdi bana burayı temizle dediler ama ben tabii rahat durmayacağım büyük ihtimal. Burası kilitli. Kapat. Bunun içinden halka çıkar. Ben daha geçen izledim. Aman diyeyim. Şimdi buraları bir araştıracağız arkadaşlar. Ha. Şöyle bir mantık gelmiş. Envanterimdeki eşyaları birleştirip daha güçlü şeyler elde edebiliyormuşum. Mesela böcek ilacı buldum. Mesela böcek ilacını silahın ucuna takarsan fıs fıs yaptığın an her bir fıs yapışın bir ateş, anladın mı? Ashman Oteli'nin açılışını gördük arkadaşlar. Ama bizi çağırmıyorsunuz. Aha, güve anahtarı mı? O ne oğlum, güveyi mi açacağım? Bıçak da buldum. Kimin odası bura? SAT komandosunun falan mı?
Bana görev verdiler odayı temizle diye. Ne yapıyorum anasını satayım? Kalmaya mı geldim otele? Gitme. Islık sesine asla gitmeyeceksin arkadaşlar. Bakın bir gün eğer yatağınızda böyle ıslık ses falan çalarsa aynadan gitmeyin. Zaten öyle bir ses duyuyorsanız direkt doktora gidin, aynayı boş verin. Ben biraz şöyle gerileyim de. Gelişine püh diye kafayı koyarım. Onu ne vurdun? Bizi kovalayan adam. Lan satayım, ne yapıyorsun mal? Çok komik. Gerizekalı tokuyor. O adamın bir olayını anlamamız lazım. O burada dolaşan bir ruh mu ne o? Sen aynaya bakaydın her şey harika mı görürdün? Why would you care, Lynn? Tell me. I was just asking. Asking what? It's none of your business. Memati sen misin? You can't be upset with me forever. I'm trying not to be, but my arm keeps reminding me. I didn't mean to. It was only an accident. Allah bilir ne yaptı bize değil mi? Tutmasam düşüyordum falan yaptı, kesin aşağı düştüm. Lynn, please. I feel so shit about it. I didn't want it to get to this point. I already know it all. Ashman told me everything. What are you talking about? Bir altına sıçtı, hayırdır? That I be transferred elsewhere. Is that what you wanted? You're really a bitch sometimes. Lan! A bitch who let herself be fooled. But no. İnsan abisini a**tı der mi? Ayıp lan. You didn't want to get in trouble. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lynn. Leave me alone. No! You're going to let me speak. Go away! Kolum kırık, şerefsiz kolum kırık. Bak böyle takıntı hikayeleri çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Tepkimi hemen koydum ortaya, gördüğünüz gibi. Bak bu tarz bir takıntı olayı filmi önereyim size. Lanetli Mesaj diye. Zaten gerilim korku film önerileri diye bir film çekmiştim. Bu tarz bir olayı var. Kız bir tanesini takıntı haline götürüyor, sonra ona bulaşıyor falan. İnşallah öyle bir şeye dönüşmez. Hababam sınıfı 3.5 ortamı sezdim şu an. Güve anahtarı nasıl çiğneyim? Güve anahtarı ne? Neyse arkadaşlar, ben şuradan toplayayım bir şeyleri. Tamam, aynaya. Ya olsun, önemli olan kalbi sakat olmasın ya, sıkıntı yok. İşte zenginlik. Onu ne vurdun? Bu... Lynn buradaydı, yan odaya geçtik. Git buradan. Şimdi bak, olaylar başlıyor. Neden başlıyor olaylar? Dediğim olay, bak kesin dediğim olay ya. Ananı avradın, yapma. Hüda verdi sen misin? Tam o bela olayları başlıyor ya. O kız bize kafayı taktı. Çok pis kafayı taktı. Lobiye ulaştık, tamam. Unray'ı takip et. Neredeydi? Nereye gittiydi? Oğlum yanlış mı gittim lan? Hah yok, gördüm, tamam. What the fuck? Leatherface mi besliyorsun? O ne oğlum? Kiminle konuşuyorsun? Bir dakika. Yemeği alıp kaçayım mı? Benim lan o yemek. Lan sipariş etseler oradan mı bırakır? Bu nasıl bir yemek siparişi? Yine bir hastalık. Onun. Ne oldu lan? What the fuck? The hell did they do to you? Ne var? Şey aynadaki adam. Ne oldu buna? Aa yine güveler. Allah'ın belası güveler. Taşa mı dön? Ananı avradını. Jonas, ich bin nach Deutschland, Jonas. Dolaba gir, dolaba gir, dolaba gir. Burada da beni bulamaz, harbiden gerizekalıdır bu arada. Aa! Oha! Oğlum! Hareket bile edemedim lan. Tamam neyse, eyvallah. Bana görevim neydi? Görevimi unuttum ya. Telefonu salonunda kullan. Telefonu salonda kullan. Salon nere brom? Buralar kilitli. Tamam, kilitli kapıyı niye zorluyorsun ki, değil mi yani? O ne lan? Kürek mi oğlum o? Yalnız bu biraz gerizekalı gibi, ne diyorsunuz? Tamam, olayımız başladı arkadaşlar. Bundan kaçacağız herhalde, ileride daha bir şey de gelmezse. Arkadaşlar ne demişler? Korkanın çocuğu olmaz. Şimdi o manyak evde dolanıyor değil mi? Yok anasını satayım, dışarı çıktı.
Lan manyak. Geliyor lan. Come to mommy falan. Ne diyorsun sen, benim anam değilsin. Allah belasını versin. Senden ben nasıl çıkmış olabilirim ya? Gül gibi sarışın anasını satayım. İskandinav kızıyım lan ben. Ablacım tamam, güzellik, yakışıklılık bunlar gelip geçici de bir bakım yapsaydın, bakımlı olsaydın. Oğlum az önce odadaydım lan, Allah'tan beni orada sıkıştırmadı ha. Bir de bu yavaş şimdilik. Felton falan koşuyordu bayağı görünce. Gerçi bu da görünce koşar herhalde de. Lan geri geliyor. Onu ne aldın dipten. Senin anneni deleyim ben. Girecek bir şey olsun. Aha. Lan salondaki yer ora mı? Dur. Balagöte salonu bulduk. Bir de şu şey mantığını anlayamadım ya. Geldiği zaman nefes tutma olayını anlayamadım. İlk oyundaki gibi değil. Bir şeye basmam gerekiyor mu acaba? Oradan git, orada benim işim var ya. Resmen başarılı olmam için önüme taş koyuluyor şu an. Yavaş. Ayı olayı yavaş. Ananı avradını deleyim. Oğlum çok kolay mı iz kaybediyor? Ne var lan? Duvarın içinden mi konuşuyor bana karşı? Ne oluyor? Şu olayı yaparken onu izlememiz lazım anladığım kadarıyla ya. Dur şuradan uzak dur da, çeker meker manyak. Bak yemiş orada, güvercin mi kuş mu bir şey vardı Allah'ın belası ya. Hayvan düşmanı piç. Sana çok pis tilt oldum. Çömelip yürüdü ya. Adam çıt sesini duyabilir diyor, sen burada sesli konuşuyorsun. İçinden düşün be. Aha. Ne ürettim şimdi ben? Bir şey diyeceğim, bunu üstümüze çeksek. Benim işim kesin burayla değil mi ya? Diğer odaları zaten denemiştik, hepsi kilitliydi kaçarken. Heh, acaba görecek mi diye bekledim. Fırlatma mantığı vardı. Şey, buna fırlatırsam ne oluyor hocam? Bu çok yavaş ya. Bu daha sanırım... İlk şey. Lan! Oğlum o nasıl bir mekanik? Ananı avradını. O nasıl bir mekanik lan? Ne aldım? Aynen, çekmece aç. Aynen. Hı. Ne diyorum fucking bitch falan. Ananı avradını delerim. Dur yaralandık ya. O ne yapıyor? Saat kapısı tuttuğum zaman bir şey yapıyor ama... Tuzak mı kuruyor acaba? Allah Allah. Ne oldu onu yapınca? Evet. Bebek ağlıyor, git bak. Oy çok iyi dodge. Oğlum bu... Ha bu ses. Lan boşa harcadık. Yine bıçaklayabiliyor muyum? Ablacım vallahi özür dilerim. Yine bıçak var sandım ben ya. Ne olur git artık, ne olur. Ulan aldık başımıza bela, iyi mi? Burada ne yapacağız artık? Şuralardan bir yere. Aha telefon. Ben o zaman ne yapayım biliyor musunuz? Şurada bir saklanayım yine. Tamam, saklanma olayı biraz daha basit. En azından şimdilik. Konuşma oradan. Yalnız bu Hüdaverdin'in hemen kötü bir karaktere dönüşmesi. Hani hemen anında, anladın mı, hiç gecikmedi ya. Buna yine gözüküp, stunlayıp sonra bıçak vurup oradaki telefona gideceğim. Yalnız bunu az önce yaraladık ki hala devam ediyor mu? Devam ediyor galiba, karnını mı tutuyor? Gel göstereceğim ben sana. Yan burayı al bakayım kafana. Ananı avradın. Lan! Ne oldu oğlum? Öldürdün mü lan acaba? Asma kilidine sıçayım ama ya. Ha bir dakika. Volt. Oo! Çok iyi lan. Oğlum oyuna çok güzel mekanikler eklemişler. Aa ne buldum? İp. Hayatımda ilk defa ip gördüm de biraz heyecanlandım. Elinin bokuyla atlanırım her şeye ya. Şimdi burada da bir sıkıntı var hocam, anladık. Herhalde manyak peşimize değildir ya. Şimdi arkadaşlar oyunda loot yapmak çok önemli, onu anladım. İlk oyunda da önemliydi ama bunda daha bir önemli gibi. Çünkü o gördüğünüz amonyak şişesi sayesinde saldırabildim falan. Noel arifesi. O neymiş lan? Korku kapanındaki şey gibi, kabileler gibi. Bu taraf. Ha lan? Aa bir dakika, eve mi geldim? İlk oyundaki eve mi geldim yoksa götten mi sallıyorum? Ha. Kayıp bir kız çocuğu diyorsun. Değil galiba, değil. Eski ev değil. Aa rahibeler. Bak işte bu ilk oyundan. Ha bu da mı şaşırtmıyor ya? Ha, tuzak kuruyoruz. Çok güzel. Tamam bu ip dursun. Oo ne yapıyormuşuz? Demir tel buldum. Tamam. Ha böyle yerlerden. Çok güzel. Juke sistemi çok güzel olmuş. Ha bu bizi kovalayan. Onun yazdığı bir mektup. Ananı avradını satayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ulan orada bir loot yapıyordum ya. What the fuck? Nereden biliyor lan? Sen her işine gitmeye böyle bu heyecanla, bu istekle mi gidiyorsun Andrea'cığım yani? Şuna bak, çamaşır yıkıyor mu abi? O nasıl çam? Fotokopisini mi çekiyorsun anasını satayım? Yıl 1973 herhalde öyleydi çamaşır makineleri, biz bilmiyoruz. Tolga abi biliyordur. Biraz yaşlı yani, o yüzden dedim. Ha.
Ben acaba dedim bunu durdurup Andrea'yı buraya mı çekeceğiz dedim ama aha! Onu nasıl buldun lan? Manyak. Geri mi geliyor? 213 numaralı odayla ilgili bir şey gördüm. Ananı avradını satayım. Oraya ne ara girdim? Bir şey diyeceğim, o beni buraya mı kilitledi? Ha yok 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 yok. Ha buna gir diyor, beni buraya gir diyor, tamam. Bir şey diyeceğim, o şu an içeride mi? Evet içeride. İçeride içeride. Kendisini de içeri kilitledi, manyağa bak ben. Ananı avradını satayım, gerçek bir psikopat. Bayağı da istekli, aha. Tekrar açtı. Lynn, where are you? Lynn mi kaldı, Lynn mi kaldı? Lynn inşallah bizdendir. Şimdi telefonun kilidini açıp kullanacağız. Bir de 213 numaralı odayı açmayın. Aç ha? 213 numaralı odayı açmanın bir yolunu bulacağız. Kapıları da bir yağlayın artık, iki oyundur be. Bunu ne vurdunuz satayım? Oda 213'e git ve Elsa'yı bul. Hocam buna ne yapacağız yine? Bir şey diyeceğim, şu ipi çok merak ettim. Yanından koşup ip tuzağı kuracağım. Ya da koşmasam görür mü lan? Şöyle gitsem. Dur bakayım, hiç belki riske bile atmayabiliriz. Görme lan. Görme lan, ne olur görme lan. Çok güzel, evet, hiç riske atmaya da gerek yokmuş. Burası da 213 olması lazım. Aynen. Bu kapıyı açmanın bir yolunu bulmalıyım. Mantıklı, mantıklı. Yalnız bir şey diyeceğim, ben o telefonu kullandım da telefondan birisini aramadım. Beni görevi yaptı saydı. Doğru mu yaptım acaba, yoksa birisini aramam, bir şey yapmam gerekiyor muydu? Görmesin, görmesin, görmesin. Ruhu duymuyor, ruhu duymuyor, ruhu duymuyor. Bakma lan arkana, baykuş sanki şerefsiz ya. Şimdi bak, ben hala telefonda bir şey yapabiliyorum. Bu ne? Ha, burada 213'ü tuşlayacağım ki... 2... 1... Bu kadar ya? Ablacım, sen gir bakalım içeriye. Şimdi anladınız mı olayı? Koş kızım! Peki bu bana 213 numaralı odanın açılmasını sağladı mı? Evet sağladım. Nasıl lan? Oğlum bu kim? Tamam bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çözeceğim, çözeceğim, çözeceğim. Şuraya hemen girsem. Gördün mü lan? Ne olur görmemiş ol. Yok görmedi, görmedi, görmedi. Ananı avradını satayım. Buna niye böyle sancı giriyor ara sıra? Hocam gaz sıkışması falan mı var? İyi de ben şimdi yani. Arkadaşlar. Oğlum bunun mantığını anlayamadım. Niye gitmiyor üste? Neyse yakalandığımız zaman bir şey olmuyor ki. Vuramıyor zaten salak. O zaman o bizi görmeden başka bir şeyin daha içine gireceğiz. 213 açıldı zaten. Salak açtığı için bize. Bir dakika, şu an girebileceğim bir yer var mı? Varmış. Şurada bir sakinleşelim. Şu an karşı kapım öyle bir şey ki, yani böyle Sinan Çetin müziği çalacak da her an biri geliyor muymuş, gelmiyor muymuş hissiyatına kapıldım. Bir ayak sesi var ama geliyorum şimdi, çıkacağım bak, bu odada sıkışırsak daha büyük sıkıntı. Ananı avradım, tam çıkıyordum. Vallahi billahi tam çıkıyordum. Şu şeyin mantığını da anlayamadım, nefes mantığını, onu çözmem lazım, o ileride çok işimize yarayacak. Eskiden sadece mouse'u ortada tutmaya çalışıyordum, bunda... Ses çıkartma, ses çıkartma, ses çıkartma. Allah'tan duymadı ya. Şimdi bir şey diyeceğim, burası nereye geçiyor? Ha. Ananı s**k! Ne oldu oğlum? Elisa patladı sandım, anasını satayım. Elektrik kablosu, çok güzel. Aşağıdaki bu, tamam. Tamam, 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 tamam. Oğlum bu oyunun bu yanlarına bayılıyorum ya. Seni bir şekilde bir şeyleri zorluyor ve orada işe yarar bir şey buluyorsun. Hani zaten bir gerilimin içindesin, anladın mı? Zaten peşinde birisi var. Bir de bulmaca çözmekle uğraşmıyorsun yani. Tamam, tam şu an, tam şu an, tam şu an. Çok güzel. Bak bu Kanlı Asat'ta da vardı arkadaşlar, böyle dikişli bir olay. Kanlı Asat filminde. Bir şeylerden mi esinleniyorlar bilmiyorum ama oyuna gerçekten güzel önem vermişler, iyi gidiyor. Bu ne lan? Şimdi buradaki şeyi gidereceğiz. Ne oluyor lan? Ha, güzel, okey. Oda 213'ten balkona erişin. Oda 213'teki kasanın kilidini aç. Bro okey bro da. Bu gelmiyor değil mi lan? Ha, çünkü geliyorsa kaçacağım ona göre. Ablacım ya da boş ver, dur şimdi bunu yine o odaya çekeyim dedim de öyle yaptığımız zaman önümüzde spawn oluyor. Ya benim anlamadığım bu, ileride güçlenecek mi? Bunun yerine başka birisi gelecek mi? Yani şu an çok pasif. Hem kovaladığı zaman bir zarar veremiyor, hem de çok kolay yemleniyor. Baksana yani, hani yanından geçip gidiyorum ikidir. Oda 213'teki kasanın kilidi derken şu mu, ha şu. Ben bunu görmemiştim bile. Ha, burada 62-131'i ara diyor. Bir dakika, şu an elimizde olan tek ipucu bu. Yani Akasya durağı dilek gibiyiz şu an ya. Sürekli Osman Aga'nın arkasından iş çeviriyoruz. Oo, bu sefer direkt bu tarafa bakıyor. Bir dakika. Arkasına dönmüyor herhalde artık. Hep aynı şeyleri yapıyor. Gidersem görür mü? Görür. Görür yani, görür. Niye böyle olmuş bu? Planı izle. Planı izle. Bak şimdi, planı bir izledin mi? Planı kestin mi?
Oğlum bu arada bir sancılanıyor. Anan biç. Bak şimdi. Olayı çözdün değil mi olayı? Olayı çözdün değil mi olayı? Olayı çözmediysen sana yazıklar olsun. Geliyor vallahi geliyor. Olayı çözmediysen sana yazıklar olsun. Şimdi o geri oraya dönünce telefon önümüzde kalacak. Yani onun arkasında kalacağız. Tabii dojlayabilirsem. Oğlum şurada bir şey basmam istiyorum ne olur. Şu nefesi çözmem lazım ya. Yapma lan git. Git git. Oğlum belası ne çirkin de bir şey Allah affetsin. Anana sor nerede olduğumu. Ya ben bunu anlamadım. Tekerleği mi tutacağım acaba? Neyi tutacağım? Şunu ne olur bir çözeyim ya. Şunu bir çözeyim ya. Gir kız şuraya. Allah'ın belası ya. Masum tekerleğiyle mi işim var acaba? Anlamadım ki. Bak yine sancısı girdi. Bak yine sancısı girdi. Çek şu psikotunu gözümün önünden ya. 62-131 miydi ya? Ulan şeyi de unuttuk. Neyse dur bakayım. 62-131. In order to factory reset your kasanızı fabrikayla nasıl olmak için aşağıdaki kodu girin. 3 2 1. Tamam. Ha bir de 4. Yok lan dur ne oldu? 3214. Arkadaşlar unutturmayın 3214. 3214 unutturmayın. Yani şu kodu da unutan salaktır zaten. 3 2 1 4. Bir şey diyeceğim. Kadın geliyor bir dakika. Kadın geliyor bir dakika lan. İt. Her şeyi de duyuyor görüyor ya. Ya şu nefesi ne olur çözeyim. Aha. Çıldırdı bak yine çıldırdı. We own you. Bunu yapma işte bunu yapma işte. Ya ne olur şunu çözeyim ya. Vallahi şunu çözeyim başka bir şey istemiyorum ya. Gördün mü lan? Yani görmüştür herhalde değil mi? Evet. Öldük mü? Ölmedik. Kalbinizde yaşıyorum. Plan şuradaki dolap arkadaşlar. Elbet odasına gidecek. Ay anana avradını deleyim senin ya. Odada saklanacağız hiçbir sorun yok. Kızım ne yapıyorsun? Şu mücadele boşa mı acaba? Direkt balkonumu açsam diyeceğim de o da olmaz ya. Peşimizdeyken rahat rahat çalışamayız. Balkonda anlaşılan bir şey arayacağım ben. Ne var be pis karı. Tamam bir kere de bakmadan git ya. Hah sen busun ya. Evet hadi bakalım. Oy ne oldu direkt donduk lan. Şimdi Elisa'yı burada mı arıyorum yani gerçekten Elisa'yı. Elisa buradaysa donmuştur. Donarsın tabi salak. Şimdi bir dakika görev ne? Alternatif bir kaçış yolu bul. Oğlum hani Elisa'yı arıyorduk? Şunların içine bir yere girebiliyor muyum? Girebilmem lazım. Kafaya... Aynen onu kur oraya bayağı işimize yarar. Her pencereye bakıyorum arkadaşlar atlayabileceğim. Edebileceğim pencere var mı diye. Az önce elini uzattığı pencereden... Gerçi oradan kırmadı ki o pencereyi. Geri geldim. Geri geldik. Elisa'ya ne oldu peki? Onu neden hiç aramadık etmedik? Hani direkt inandık mı öldüğüne donduğuna? Bağırma be. Cadolos. Yatağa geçip uyudun mu ne yaptın hadi git be. Ya ben bunun olayını arkadaşlar yapılmıyor hiçbir şey yapılmıyor her tuşa basıyorum. Ne acaba bu ya bilen var mı ne olur yazsın şunu. Öbür bölümleri bu olmadan yapamam. Bir dakika ben buraya geldim de bu beni önden kovalamıyor ki. Aynen bak oradan geçiyor odasına şerefsiz. Bak şu kapıdan geçiyor şu. Bak şundan kestirmeden geçiyor. Aa bu bana da açıkmış. Ben o kapının bana açık olduğunu bilmiyordum hocam. Arkadaşlar bu arada şurada... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şurada son documu atayım. Bir gitsin. Sonra bugünlük bu bölümü bitirelim. Diğer bölümde balkon macerasına devam edeceğiz. Alternatif bir kaçış yolu arayacağız. Bir şey diyeceğim benim odama girdi. O odadan bu odaya aktarma yoktur inşallah. Seferler bitti diye haber geldi çünkü bize. Yalnız arkadaşlar bir şey diyeceğim ben bu oyuna güvenmiyorum. Otomatik kayıt sistemi var diyor ama. Son hamlelerimi kaydetmemiş olabilir. Ben bir kaydedeyim onları. Bir şey diyeceğim ben şimdi buradan gitsem. Abi bura nereye? Ha. Tamam, aynen. Çok güzel. Daha iyi. Amanız! Kim? Nasıl olur bu ya? Ya Allah'ın belası it karı ya. Şişe fırlatacağız. Ağzına burnuna şişeyi fırlatacağız. Kaydetmek için geldim ben buraya. Ayna neredeydi ya? Aaa vurma! Un paketi buldum bir sürü lan. Un paketini ne yapayım? Aha içeri gitti. Tam bir gerizekalı. Ulan kaydedip gideceğim. Ne uğraştırdım be? Şeyime... Aha! Bu ayna mıydı lan? Aynen bu aynaymış. Tamam. İzimizi kaybettirmemiz lazım arkadaşlar. Gel buraya. Lan hep de bul değil mi doğru kapı? Hiç ıskalama ya. Allah'ın belası bir de öyle bir geliyor ki. İnsan irkiliyor böyle anladın mı? İrkiliyor. Aa tamam. Buldum. Sistemini değiştirmişler. Oh bunu çözmem çok iyi oldu ya. Lin, where are you? Ne oluyor bu kim?
Oğlum Lin geldi sandım, tövbe aşağı. Ananın ardını, kadın deliriyor ya, travma geçiriyor, ondan oldu. Bir an Lin'le aynı dolaptayız sandım, tövbe bismillah. Kafasına boyayacaktım bir tane. Tamam, hadi kaydedip defolup gidelim. Bu bölüm bu kadar, action yetti. Ablacım sen de mi gitsen? Ulan sabahtır dikiş diken kadın ne oldu bir anda ya? Ya bu bug'a mı girdi ya? Nasıl ağrıdım delmeyeyim de ne yapayım ben bunu şimdi? Siz söyleyin bana ya. Abi niye girmiyorsun odana ya? Bu sefer... Hadi Ahmet, hadi Ahmet. Evet oğlum, evet oğlum, çözdün. Tamam çözdük, bitirdik bu işi, bitirdik bu işi. Ablacım ne olur git artık. La yemin mi edeyim, burada değilim ya. Bu bug'a girdi bak, ha. Oğlum ne olur git. Girmiyor, odasına girmiyor, bir şey oldu ya. Bak şimdi planı kes, planı kes, planı kes. Evet evet evet, oradayım oradayım. Hah bak bak bak, geliyor salağa bak. Jennifer, yedim planımı. Kızım yavaş geç şu kapıdan. Tamam şimdi herhalde. Zaten etmiş de ben yine de. Ne olur ne olmaz arkadaşlar, ikinciye de. Şöyle edelim. Tamam. Güzel planlı, güzel planlı. Gençler o zaman bu action dolu bölümümüzü burada bitirelim. Umarım oyundan keyif almışsınızdır. Ben inanılmaz keyif aldım. Hikayesi falan çok sürükleyeceğini. Yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler. Bu çocuğu siktir git.